Bir sahneyi hemen sana bırakalım istersen, sonrasında konuşuruz. Stand-up zor iştir, bakalım güldürebilecek misin seyircilerimiz? Bilmiyorum, beraber göreceğiz. Bakacağız, bakalım, hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Abi bu çok kötü bir şey yaptım, açmasın. Harbi mi diyorsun kanka? Kendine kanka yani, teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş daralıyorum geldiniz. Daralıyorum ben bir izlerim. Senin hemen anlamı gösteriyi. Adam niye kuşum aydın gibi? Kaşlar falan ne lan öyle? Kadınlardan biraz bahsetmiş olurum arkadaşlar. Bir kadınların en büyük sorunu saatte 180 ile giderken makyaj yaparak araba kullanmaları. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop! Neredeyim ben ya? Cehenneme hoş geldin abla. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. İçeri gidecek misin yoksa arkadaşlar mı? Bir saniye ya, çantamda güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Başladı mı şu an bu arada? Buralarda gülünmesi mi gerekiliyor? Espriler mi başladı? Hazırım ben, alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla, içerisi 1000 derece. Koruyucu var bende, koruyucu, bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin, hazırlıklılar. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Toparlayacağım. Neyi toparlıyorsun abi? Amına koydun ortalığı. Biz Türk erkeklerinin garip garip huyları var. Montun cebinde haftalarca buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesik... Aa, o toparlayacağım muhabbeti buradan geliyor değil mi mimi? Kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Ya bir sürü huylarımız var. Neyse toparlıyorum. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? O kardan adam kendi halinde bir adam. Abi başarılı troll ya. Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hastayız. Uçan tekmeyle dönen var ya kardan adam. Ne oluyor ya kardeşim? Kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Gülmeye çalışırken kendini kaybetmiş teyze burada. Zaten bu adam yıllardır depresyonda. Bunun yanında bir kardan kadın yap, bir kardan çocuk yap, bir aile sahibi yap bunları. Yazık, günah, niye uğraşıyorsun? O da yetmezmiş gibi. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Kardan adam böyle. Ya tavşan görse midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya, ben bunu yiyemem abicim ya. Toparlıyorum. Toparlıyorum. Kusura bakmayın, dağıldık. Siz iyi misiniz ya? Alişan'ın şey yapmaya çalıştığını gördün mü? Sahneden alacaktı, az kalsın vazgeçti. Evet, evet. Alabilir mi? Abi yazık ya ama. Şu an çok üzüldüm lan adama. Çok özür dilerim. Şu bu kazaya kurban gittiğiniz canlı yayında. Çok kötü bir durum yani. İşte. Komedyenin de yani bulunduğu durum çok kötü bir durum yani. Yapacak bir şey. Sahne senin. Toparlayabilir miyim müsaade eder? Abi toparla artık, Allah rızası için toparla. Bir gün eve geç geldim. Hanım kapıyı açtı. Saat kaç ulan Superman dedi. Arkadaşlarla takıldık dedim. Gir bakayım içeri. Aşkım sen bana niye Superman diyorsun? Oğlum diyor, bu dünyada diyor, Titan üstüne kilot giyen bir Superman var, pantolonun üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gene bir çapkınlık yaptın hayvan herif, nerede kaldın? Ya uzatma hanım, geç yatalım ya. Neyse yattık, evde bir tıkırtı geldi. Tıkırtıya uyandım, evde hırsız var. Tırstım tabii bir erkek olarak, hemen hatuna müdahale ettim. Hatun kalksana ya, eve hırsız girdi, ne yapacağız kızım? Hatun pozitif, böyle yaptı. Camı aç, gider o. Sanki sinek kovuyor. Güzel kardeşim. Hırsız var diyorum ya. Öldürecek adam bizi. Ne yapacağız? Nefesim daralıyor artık. Adı neymiş? Sor bakalım. Hırsız adın ne? Murat. Hanım oradan pozitif. Murat, buzdolabının orada bir iki tur at. Bozuk paralı olacak. Al devam et hayatına dedim.
Murat tabi yüzsüz. Almıştı. Yenge altınlar nerede? Bit artık. Yavrum, saat 5'te Haydar abin gelecek. Ona söz verdik altınları. Sen daha yenisin. Ayağın alıksın dedi. Bir alkış alabilir miyim? Tabii. Evet, bir konsantrasyon bozukluğu oldu. Olabilir bu canlı yayınlarda. Çok zor oldu tabii. İlk defa çıkıyorum. Bir de güzel insanların karşısında olduğunuz zaman tabii. İyice de bekliyorum. Duraksıyorsunuz, dağılıyorsunuz. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Rica ederiz. Ne demek? Estağfurullah. Bize konuk olman önemli. Buraya kadar gelmiş olman bizim için. Ben bunu kullanırım yalnız. Kötü espri yaptıktan sonra bir alkış alabilir miyim Can? Bir saniye toparlıyorum. Of.